Biz sağlıkçılar için aslında hem anne olmak hem evlat olmak zor. Bu pandemi döneminde birçok sağlıkçının yaşadığı gibi işte annemizi babamızı gereğinde bu hastalıkla mücadele sırasında desteklemek zorunda kaldık. Ben de yine annem ve babam hasta olduğu için onları bir süre hastanede takip ettim. O dönemde hem çocuklarımla hem anne babamla hem hastalarımla ilgilenmek zorunda kaldım ve bu tabii ki çok zor bir durum. Ama bir o kadar da birilerine yardımcı olabilmek, özellikle ailenin sana çok emeği olan insanlar, anne baban gibi onlara destek olabilmek tabii çok önemli. Aynı zamanda da yıpratıcı tabii. Neler söylersiniz? Pandemi döneminde gereğinde hafta sonu, hafta içi, akşam, sabah fark etmeden çağrıldığımız ihtiyaç olan her durumda hastaneye gelmek zorunda kaldık. Geçen yılda özellikle pandeminin yeni başladığı dönemde ve birçok hafta sonunu hastanede geçirmek zorunda kaldık. Bu bizim için zor ama çocuklarımız biliyorlar ki anne babaları, sağlıkçı olan çocuklar özellikle daha bu konuda bilgi sahibi oluyorlar. Biliyorlar ki anneleri ya da babaları aynı zamanda hastaneye gelip hastanedeki çocuklara, büyüklere, hangi gruba bakıyorsa onlara da yardım etmek zorunda. Bu nedenle çocuklarımızı da bırakıp hastanede onlardan çok daha fazla zaman geçirdiğimiz günler oldu. Hem güzel hem tabii ki çocuklarımız açısından da zor bir durum. Aklım tabii onlarda kalıyor ama bir de işin şu tarafı var. Benim mesleğim bu. Buradaki çocukların da yeri geliyor. Benim çocuğumdan daha fazla bana ihtiyacı oluyor. O nedenle mesleğimin gerektirdiği şey bu olduğu için aklım kalsa da işimi yapmak zorundayım. Buradayken buradaki çocukları, evdeyken de kendi çocuklarımı düşünmek zorundayım. Pandemi dönemi için hep söylediğimiz gibi lütfen herkes evde kalması gereken zamanı evde geçirsin. Hijyene, sosyal mesafeye dikkat etsin ve kendilerini ve çocuklarını bu hastalıktan koruyup bir an önce pandeminin bitmesi için ellerinden ne geliyorsa onlar da yapsınlar. Biz burada elimizden gelen her şeyi yapıyoruz çünkü.